Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek düşünecek bir şey yok aslında. Yöneticilere sormak lazım bu soru. Kendileriyle alakalı bir durum çünkü. Her geçen gün, yanlış hatırlamıyorsam, bire içinde 4 TL geldi üzerine. Kendilerine göre vatandaşın durumu çok iyi diyorlar ama asgari ücret alan birinin halini sormuyorlar. Kendi milletvekili maaşlarını hesaplayarak söylüyorlar. En son zaten zam gelmişti. 100.000 TL mi ne yapmıştı kendi maaşını? Onlara sormak lazım böyle soruları. Ekonomi sorar, kendileri geçiniyorlar. Damatları başa getirip yine aynı şekilde dolara zam getiriyorlar. Yani diyecek başka bir şey yok. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla düşünecek bir şey yok. O kadar kötü ki. Hiçbir şey alınmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Doktordan geliyoruz. Hasta haliyle yürütüyorum. Taksiye binecek para yok. Yani düşün. Her şey ortada. Ne yapılacağı çok belli de. İsyan çıkar herhalde. Bu gidiş öyle. Ben 70 küsür yaşındayım. Bir ilk defa Ecevit zamanında bir yağ tüp şey oldu, sarsıntısı. Ama onu da herkes biliyordu. Adamı devirmek için yaptılar. Onu biliyor, bilincindeyiz. Ondan sonra gelen hükümetlerden bilmiyorum, hiç memnun değiliz. Ben emekliyim yavrum. 1800 lira maaş alıyorum ben. 12 bin lira doktor parası verdim. Ameliyat parası. Ben bu devlete nasıl oy vereyim? Hadi söylesin Tayyip, bana cevap versin. Gerçekten cevap versin. Bir karşıma gitse. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünecek yerimiz kalmadı. Bittik zaten, ben emekli öğretmenim. Diyorlardı ki yılbaşında 15 olacak. Bu ay başında 15 olacak herhalde. Yılbaşını bulmaz 15. Daha yakında olur. O bittikçe bizim maaşlar da azalıyor. Yani ülkenin durumunu hiç iyi görmüyorum ben. Tepe taklak gidiyoruz. Hükümette henüz bir erken seçime niyetlenmiyor. Tek temennimiz o. Zenginlerin cebi doluyor. Çarı maaşla geçinenlere hiçbir şey yok. Biz yine daha aşağı gidiyoruz biz. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar kuruyla ilgili ne söyleyeyim ki? Her şey çok kötü. Yani ekonomi dibe vurduk. Ne olacak? Belirsizlik var, bekliyoruz. Yani çok söyleyecek bir şey bulamıyorum ama yani gerçekten içler acısı durum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Cebi çok dolan var bundan. Çok dolan, çok kazancı olan var. Ama biz gittikçe fakirleşiyoruz. Bu gerçek. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? 7 lira aldığı şey 14 lira bugün. Başka şey söylemeye gerek yok. Yıllarca ticaret hayatında bulundum. Böyle bir şeyi görmedim. Bize değil, döviz kuruyla ithalat yapan adam yandı bitti. Çünkü bir 7 lira borcu varken şimdi 14 lira oldu. Ödeyemeyecek, iflas edecek. İflasları bekleyin çok bence. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle ben yorumluyorum. Tabii ben bir ekonomist değilim. Doların yükselişindeki kar şudur devletin. Devlet bir defa faizli düşük verdiği zaman eksi negatif faizde faiz ödemediği için karlı. Birinci kar. İkinci kar ihracatta, şu an marketlere bakın. İnsanlar ürünleri fazla satmıyor. Dışarıya gönderiyor. İhracat kalemi üzerinde devletin cari açık yerde cari fazla vermesi var. Şimdi zenginler de zaten döviz postunu olan şirketler, zenginler de karlı. Hane halkına gelelim, hane halkı zararlı. Ücretli, emekli çalışanlar. Ondan sonra bir de ismi sen söyle. İthal girdiğinden dolayı Çin'den ham madde ithal ettiğimiz ürünlere bağlı bir fiyat artışı olacak. O da enflasyonu tetikler. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla dolar yükseldiyse eğer, gaz da gitti. Biz yandık, asgari ücretle mahvolduk demektir. Vallahi yandık. Hiçbir şey diyemiyoruz. Artık diyecek sözümüz kalmadı. Yani hani nasıl diyeyim size ben? Ya bu devletin başına başka birileri gelecek ya da gittik, bitikleri oynuyoruz yani. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı düşmesini istiyor. Ne düşüneceğiz? Kimin cebi dolacak? Zenginlerin cebi doluyor. Bizim gibi adamların cebi dolmaz herhalde. Yani nerede geçineceğiz? Emekli maaş alıyoruz. Yarısı kire, yarısı çocuklara, öyle geçinemiyoruz. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar aldı başını gitti. Baştakinin yerinde olsam çıkar bu akşam televizyonda derim ki efendiler, yani iflasımızı ilan ediyoruz. Çünkü bitti, artık yönetemiyor. Gitmesi lazım. Cumhur İttifakı milleti mahvetti. Yani artık bir değişim şart Türkiye için. Nereye kadar gidecek? Dolar arttıkça zam, zam, zam. Yani vatandaş artık bu zamlarla boğuldu.
geçinemez hale geldi. Bir an önce bunların gitmesi lazım, sandığın gelmesi lazım. 3 maaş, 5 maaş alanlar yandaşların ve o beşli çetenin cebi doluyor. Başka da kimsenin değil. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Türk lirasını da iyice geriye götürüyor. Kötü bir şey, bir noktada tekrar aşılanacak. Dış güçler diyorum yani. Ne diyeyim? Bir amaçları var ama ne? Ama Türk liramız iyice değeri düşüyor. Bu üzücü. Zengin daha zengin oluyor. Fakir daha fakir oluyor. Zaten fakirin doları mı var? Mantıken yani. Kimin doları var? Zengin doları var. Zengin almış koymuş oraya. Şimdi zengin, nasıl desem, zengin daha zengin olmak istiyor. Ama fakir her zaman şükrediyor. O dolar iki kat yapıp tekrar düşürecekler. Dış güçler. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar kuru hakkında zaten ekonomi bitti yani. Dolar şu an fazla da bir etki göstermiyor. Herkes bitik durumda. Sokakta yatan insanlar zaten fazla. Yani herkesin şu an bir derdi dolar oldu da dolardan daha önemli iç sıkıntılar var. Bence dolardan önce bunların düzeltilirse, dışa bağlılık azaltılırsa dolar kuru zaten gene düşüş görür yani. Ama görmezden geldikleri için biraz daha bu durumlar kaynaklanıyor. Yani dediği gibi ekonomik sıkıntılar, yani mesela market alışverişi. Mesela eskiden 100 liraya bir dolap dolusu şey alabilirken şu an 100 liraya sadece bir poşetin yarısını alabiliyorsun. Ve bu bence kötü yani. Yani durumu iyi olmayan insanlar falan var. Yani doların bu kadar yükselmesi, ekonominin bu kadar düşmesi. Yani bence bu konu kötü yani. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla dolar kuru hakkında güzel şeyler düşünmüyoruz maalesef. Ülkemize ve bize kötüye götüren şeyler. Ve maalesef ki ülkem adına usanıyorum. Ve üzülüyorum. Keşke güzel insanlar tarafından yönetilsek ve daha güzel günlere görebilsek. Ama maalesef böyle devam edildiği sürece hiçbir şekilde ne güzel günleri görebileceğiz ne de bizden sonraki insanlar da güzel günleri göremeyecek. Maalesef üzücü ama gerçek bu. Liderimiz, lider yani Atatürk ve ceddimiz ve onlar gibi liderlerimiz yok. Duruş sahibi insanlarımız yok. Affedersiniz ama omurga lazım. Kendinden emin, tavırlı olan insanlarımız olursa ancak o şekilde ileri gideriz. Bu şekilde nereye gideriz? Hiçbir yere. Tahmin edebileceğiniz üzere. Fazla da bir şey demeye gerek yok. Bunlar benim şahsi görüşlerim. Bir Türk evladı olarak, bu ülkenin iyiliğini isteyen bir insan olarak. Tabii iyiliği isteyen insanlar da her zaman maalesef ötelemişlerdir. Ve çoğu da Allah rahmet eylesin mezardadır. İçimize giren göçmenler. Ve onların ne işi var burada ya? Onların ne işi var burada? Sen daha Türk çocuklarına, adam akıllı gençlere, Z kuşağı falan diyorlar ya. Onlara, onlardan öncesine, onlardan sonrasına bir güzel bir geleceksin. Burası Türkiye ya. Çok istiyorlarsa evlerini alsınlar, baksınlar. Benim bakacak şeyim yok. Ben bakmak gibi niyetim de yok. Dolar kuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok düşünecek bir şey yok. Altı başını gidiyor. Hani sabah 12'lerdeydi, 13.5 oldu. %10 gibi bir artış yaptı bir günde. Yani dolar kuru artmıyor aslında. Türk parası değer kaybediyor burada. Bizim de alım gücümüz düşüyor. Ama birilerinin durdurması gerekiyor bunu. Çünkü altında 700-725'lerde şu an 770'leri gördükten sonra geriledi, düştü tekrar. Kara kara onu düşünüyoruz, ne yapacağız bu saatten sonra diye. Bu bize nasıl yansıyacak onu bekliyoruz.